Bu akşamki konuğumuz Ankara'dan, Türkiye'den yeni gelen ve burada konferanslar veren çok değerli bir misafirimiz. Kendisi hukukçu Sayın Ercüment Özkan. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Almanya'yı en soğuk günlerinde gördüm bu defa. Epey soğuk ve Türkiye'nin ayazıyla meşhur Sivas'ını, Kayseri'sini, Afyon'unu hatırlatıyor. Evet, geldiğimden beri birçok şehirde konferanslar verdim, üniversitelerde ve dikkatle izlendi. Herhalde anlattığımız şeylerin tutarlı şeyler olması insanımızı daha yakından ilgilendiriyor ve şu anda da bir Berlin Teknik Üniversitesi'nde verdiğim konferanstan hemen çıkıp televizyonunuzun nazik davetine icabet için koşturdum. İlginize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'den böyle değerli bir misafiri ağırladığımız için. Hocam konferansın konusu neydi? Efendim bugün ikinci günüydü Berlin'deki konferansımın. Dün verdiğim konferansta yeni dünya düzeni ve Türkiye'ye bu düzende biçilen görev, işlev başlığını taşıyordu. Bugün akşam ise Kur'an'daki İslam ve bugünkü Müslümanlar başlığını taşıyor. Zira ben hukukçu olmama rağmen 35 yıldan beri gerek İslam'ı ana kaynaklarından anlama konusunda çok yoğun bir çaba göstermem, gerekse dünya ve Türkiye siyasetini, iç ve dış siyaseti pek yakından takip etmem sonucu siyasi oluşumları temelinde yatan nedenleri yakından tespit etmem ve bu konuyla ilgili 12 yıldan beri yayınlamakta bulunduğum İktibas dergisinin yorum başlığını taşıyan bölümünde yazdığım yorumlarımla birçok insanın, birçok çevrenin yakın ilgisini ve dikkatini çekmişliğimle tanınırım. Bu itibarla burada da yine buradaki insanımıza aynı konularda gerek dünya siyaseti ve o siyaset içerisinde Türkiye'nin yeri, Türkiye'ye biçilen görev, gerekse Kur'an'daki Müslümanlık ve bugünkü Müslümanlarla ilgili konferanslar verdim. Yarın da aynı konferansı Düsseldorf'ta bir üniversitede tekrar edeceğim. Daha sonra Köln'de, sonra Amsterdam'da ve ayın birinde de Allah kısmet ederse Türkiye'ye döneceğim. 20 gün hep konferanslarla dolu geçti. İnşallah, çok güzel. İktibas dergisinin hem yönetim kurulu başkanı ve BHA TV'nin kurucususunuz. Evet. Ama dilerseniz o konuya sonra değinelim. Sizin on binlerce kitabı kapsayan kütüphaneniz olduğunuzu öğrendik. Bugünkü konumuz da dilerseniz verdiğiniz konferanslarla ilgili, oradaki konuları işleyelim. Yeni dünyadaki Türkiye'nin yeri neresi? Efendim dünyanın şu anda yeniden biçimlendirilmeye başlandığı insanların ilgisini çekiyor ama bunun ne anlama geldiğini gereği gibi kavrayabilmek için bu yeni dünya düzeni ismi kullanılmaya başlanılmadan evvelki düzenle ilgili biraz temel bilgilere ihtiyacı bulunmalı insanın ki dünü bilmeyenin bugünü gereği gibi değerlendirmesi mümkün değildir malumunuz. Herkesin bildiği gibi 2. Dünya Harbi'ne kadar İngiltere, yani kendi isimlendirdikleri adlarıyla Great Britain, dünyada güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu adını gayri resmi olarak taşıyordu. Bu şu anlama geliyordu ki güneşin üzerini aydınlattığı arzın dilimlerinde İngiltere'nin dominyonunun bulunmadığı bir dilim yok manasına geliyordu. Bu şekildeki İngiltere bütün dünyayı Hindistan'dan Trinidad adalarına kadar sömürgesi, dominyonu olarak hakimiyeti altına, hükmü altına, yönetimi altına alan İngiltere, diğer yandan cemiyeti akvam, yani kavimler cemiyeti adını verdiği bir milletler arası birlik kurmuş. Bu birliğe de yine kendi sempatizanı, kendi uydusu durumundaki ülkelerin temsilcilerini koymuş, sokmuş ve onların aldıkları kararlarla
diğer ve daha net bir ifadeyle onlara aldırdığı kararlarla sanki İngiltere öyle istemiyor ama dünya milletleri İngiltere'nin menfaatine dünyanın dönüyor olmasını istiyormuş gibi bir görünüm veriyordu. Emperyalizm bir diğer adıyla rahatlıkla söylenebilir ki kurtluk kanununun geçerli olduğu bir dünya görüşü, bir davranış biçimidir. Kurtlukta da düşeni yemek kanundur diye herkes bilir ve söyler günlük söyleminde. Emperyalistler bir diğerini yiyebilmek ve onun yediklerine konabilmek için öbürünün düşmesini bekler. Nasıl ayağın kaymasını beklerse hücum edip de yıkmak ve yiyebilmek için emperyalistler de birbirlerini böyle kollarlar. Derken 1 Eylül 1939'da Hitler Almanya'sının bütün dünyayı neredeyse kapsayan 2. Dünya Savaşı adı verilen savaşı başlatması sonucu Amerika İngiltere ile Hitler'in boğazlaşmasına hırlaştıkça, kavga ettikçe iki tarafın da perişan olmasını sonuna kadar bekledi ve savaşa fiilen girmedi. Ta 1 Mayıs 1944 Normandiya çıkarmasına kadar. Bu uzun 6 yıl veya 5,5 yıl Almanya'nın da İngiltere'nin de gerçekten perişan olmasına, tüm gücünü dünya arzı üzerinde tüketmesine sebep oldu. İşte bu durumda piyasaya taze bir güç, yıpranmamış bir kuvvet olarak Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Fransız mukavemet kuvvetleriyle, İngiliz askerleriyle, kendi askerlerinin yoğunlukta bulunduğu, İkinci Dünya Harbi'nde Hitler'in karşısında bulunanları da yanına alarak, ki onların kuvveti zaten fazla değildi, Fransa sahillerini, Fransa'nın Manş Denizi'ne bakan Normandiya sahillerine 1 milyon asker çıkarmak suretiyle Hitler'i geriletmek için atağa geçti. Diğer yandan İran üzerinden İngiliz etkisi altında İngiliz muhibbi, İngiliz adamı Rıza Şah'ın, bu son Şah'ın babası. Evet. Rıza Şah'ın İngiliz adamı olmasından bir istifade Hitler tarafından ta Moskova'ya 35 kilometre kalana kadar geri püskürtülmüş, sürülmüş, geriletilmiş
Kızıl Ordu'yu, ki o Kızıl Ordu Sovyet literatüründe yenilmez bir Kızıl Ordu olarak anılır idi. Halbuki yenilmezlik ne kelime, darmadağın olduğunu gösterdi Hitler II. Dünya'da. İşte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin Kızıl Ordusu'nun döküntülerini bindirip Avrupa'yı bölmek, taksim etmek ve Almanya'da dahil Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde içerideki komünistleri yönetimi ele geçirmelerini sağlayacak bir politika izledi. 2 milyon askeri taşıyacak kadar araç, gereç ve onların kullanacakları silahlar vermek suretiyle İran üzerinden. Bu şekilde bir yandan İran üzerinden Sovyet askerlerinin Avrupa'nın yarısını işgal etmelerini sağlarken, diğer yandan da Normandiya çıkarmasıyla kendisi Avrupa'nın diğer yarısını eline geçirmiş oldu. Bundan sonra artık İngiliz politikalarının uygulayıcısı kavimler cemiyeti, yani cemiyeti akvam ses oldu. Artık onun sesini, sözünü kimse dinlemez oldu. İnsan hakları beyannamesi neşretmek suretiyle Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuran Amerika, merkezini de New York olarak belirlediği bu teşkilatta bundan sonraki dünyanın alacağı biçimi belirlemeye başladı. 1952'de İngiliz adamı olan Mısır Kralı Faruk'u Genç Subaylar Hareketi adı verilen Abdülnasır'ın başında bulunduğu askerlerle devirdi. Kanalda bulunan İngiliz ve Fransız birliklerinin, ki toplamı 80 bini aşıyordu, onları da 1956'da Nil'i, yani Mısır'ı terk etmelerini sağlayan bir politika izledi, Rusya'yı araya sokmak suretiyle. Daha sonra 1 Temmuz 1958'de yine İngiliz adamı olduğunu herkesin bildiği, İngilizlerin başına getirdiğini iyice bildiği Kral Faysal'ı Irak'ın başından düşürdü. General Abdülkerim vasıtasıyla. Daha sonra 27 Mayıs 1960'da Türkiye'de yine İngiliz muhibbi olduğu bilinen ve siyasi literatürde öyle alınan Demokrat Parti ileri gelenlerini yerinden etti ve kendi adamları olan askerleri iktidara getirdi. Bugün artık 27 Mayıs'tan bu yana 32 küsur sene geçtiği için herkes bunu açık açık söyleyip okur bilir hale gelmiş durumda. Böylece Amerika'nın eline geçmiş bir dünya, yani Batı dünyası, Kantar'ın dengeyi sağlamak ya da tartacağı şeyi tartabilmek için nasıl kilo çizgilerinin üzerinde yürüdüğü bir topuzu olduğu gibi, bir de arka tarafta bu topuzu dengeleyecek, tartmayı sağlayacak bir diğer topuzu da varsa, o kiloların gösterildiği taraftaki topuz kendisi idiyse dünya siyasetinde, onun devamında ve tutulan yerin arkasına düşen topuzu da Sovyetler Birliği olarak varlığını istedi Amerika. Bu varlık, insan fıtratına ve eşyanın tabiatına aykırı olan Marksizmin kendilerini bu dünyada cennet hayatı yaşatacaklarını sanmalarına, bu ümidi 70 yıl beslemelerine rağmen bir somun ekmeğe muhtaç hale getirmesi sonucu kendi ağızlarından iflasları ilan ve ilan edildi. Neticede bildiğimiz gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği küçük Baltık Cumhuriyetlerinden nüfusu ve arazisi, yeraltı ve yerüstü servetleri gerçekten dillere destan, hala keşfedilmemiş arazileri bulunan büyük ülkelerden meydana geliyordu. İlk planda Letonya, Estonya, Litvanya ve hemen onu takiben daha büyük arazi parçası ve Kruşçov'un memleketi olan Ukrayna Sovyetlerden ayrıldı. Arkasından Türkiye Cumhuriyetler adıyla anılan Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan, Tacikistan, Azerbaycan ve Kafkas Cumhuriyetleri, biraz daha Kafkaslar, evet, varlıkları. Kırım'ın durumu değişti. Ayrıca Romanya'da Çavuşesku'nun akıbeti
Todor Zhivkov'un Bulgaristan'da başına gelenler ve oradaki halkın değişiklik meydana getirmesi, Makedonya'nın müstakil varlık ilan etmesi, Yugoslavya'daki mozaiğin dağılması ve ayrı müstakil cumhuriyetler kurulması Tito sonrası Yugoslavya'sında dünya siyasi haritasının değişikliği anlamına gelebilecek şeylerdi. Bu cümleden olarak doğan bu boşluk, yani yok olan Sovyetler Birliği'nin, yok olan birliğinin yerini ne ile nasıl dolduracağını düşünen Amerika, biraz da şaşkınlık içinde kalarak bu boşluğu ne şekilde, kimlerle, nerede, nasıl dolduracağının hesabına girdi. Zira eski konumunu daha güçlendirmeyi, kendi rejimini o güne kadar adının dahi duyulmadığı ülkelere, coğrafyalara da yayabilmek açısından Türkiye Cumhuriyetleri'ne, yani Bosna'dan, Adriyatik'ten ta Kamçatka Yarımadası'na kadar, ki Türkiye'deki siyasiler de bunu pelesenk etmiş şekilde dillerinde her gün kullanıyorlar, yaymak için Marksizm döneminde, sosyalizm döneminde adı emperyaliste çıkmış Amerika'nın kendisinin bizzat giderek oralarda bir şey yapması biraz zayıf ihtimal olduğundan, oralar halkının geleneksel olarak Müslüman olması, Türk kökenli olması, Türkçeyi ana dil olarak değişik lehçelerinde de olsa kullanıyor bulunmasından yararlanarak, kendisinin kullanmakta olduğu, politikaları istikametinde kullanmakta olduğu Türkiye Cumhuriyeti vasıtasıyla oralara kendi liberalizasyon rejimini, siyasi büyük batı dünyasıyla transformasyon ve entegrasyonu sağlamak için Türkiye'yi kullanmayı düşündü. Ve Türkiye gerçekten o cumhuriyetlerin ihtiyaç duyduğu teknolojiye o cumhuriyetlere nispetle sahipti. Ticaretin serbestleştirilmesi ya da liberal anlayışın ticarette hakim olması, serbest piyasa ekonomisi konusunda o ülkeler kelimeyi bile yeni duymuşlarken Türkiye'nin deneyimi vardı. Ve Türkiye bir geçiş noktasındaydı tarih boyunca olduğu gibi. O ülkelere uzanabilmek, o ülkelerin ham maddelerini gereği gibi değerlendirebilmek, onlara Türkiye'deki yönetimi mahiyetiyle, asıl niteliğiyle taşıyabilmek için Türkiye'yi öne sürdü. Türkiye'ye kolaylıklar sağladı. Türkiye'ye oralara ulaşabilmek için bir takım imkanlar verdi. Türkiye de kendi iş adamlarını Türkiye Cumhuriyetlere, Kafkas Cumhuriyetlerine rahatlıkla gidip gelebileceklerini, yatırımlar yapabileceklerini, ama rizikonun mevcut olduğunu, işte oradaki insanlar bir şeyden haberdar olmadığı için onları aldatmamaları gerektiğini söyleseler de, doğrular giderken bir takım üçkağıtçılar da gittiğinden oraların insanının daha şimdiden ümitlerini kırmaya başladılar. Evet. Eski dünya düzenini Amerika makyaj tazelemek suretiyle yenilemeyi hesap ettiğinden, bu hesabını gerçekleştirmek için neleri uygun görüyorsa, ki kendi dünya görüşü, serbest piyasa ekonomisi, laik ve demokratik bir devlet yapısı, sosyal yaşam biçimini yerleştirmek için Türkiye'yi kullanmak istiyor. Kaldı ki o ülkeler halkı Türkiye'nin mürüvvetini görmedi, laiklik ve demokrasinin mürüvvetini göremeyeceklerdi. Zaten oldum olası Marksizmin altında bir bakıma o denli ezilmişler, o denli kimlik ve kişiliklerinden mahrum kalmış, uzaklaştırılmışlardı ki sigara kağıdı gibi incelmiş, iyice var mı yok mu belli olmaz hale gelmişler idi. Bu bakımdan o ülkeler bugün Türkiye'ye muhtaç oldukları bilgisine, bilgi birikimine ihtiyacı oldukları, deneyim birikimine ihtiyacı oldukları gerçeğine rağmen, Türkiye'nin oralara kendisine yararı dokunmayı ve demokrasiyi ihraç etmeye çalışması, onların pek sıcak kabul göstermemesi sonucunu doğuruyor. Buna rağmen de Türkiye'nin sığınacak başka bir yer, kendisinden yardım umacak başka merciler de bilemedikleri, bulamadıkları için ister istemez gidiyor, geliyor, konuşuyor, övüyorlar, ediyorlar, işte beraberiz, ediz filan, ama halkın bu gelişmeleri
gelişmelere içinin tam anlamıyla ısındığını söylemeyi pek mümkün göremiyorum. Çünkü benim yaptığım temaslar Türkiye'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin verdikleri beyanlar, edindiğim özel bilgiler, bendeki birikimlerle değerlendirildiğinde ortaya çıkan manzaranın pek de güven verici, Türkiye'yi oldum olası baş tacı edecekleri ya da kabullenecekleri gibi bir ümidi daha şimdiden yıkıyorlar Türkiye'yi yönetenler. Bu itibarla da insan üzülüyor. Ben özetle bu şekilde bağlamış olayım. Sizin sorularınız istikametinde konuyu açıklık getirelim, evet, istediğiniz şekilde. Efendim. Aslında çok güzel özetlediniz. Tabii ki Rusya dağıldıktan sonra Türkiye'nin biraz önce de söylediğiniz gibi gerek coğrafi yönden gerekse ülkedeki iş gücünün ucuz olması sebebiyle Rusya'da yapabileceğiniz çok şeyler vardı. Hatta diğer Türk ülkelerinde. Ama bu içerideki karışıklıktan herhalde eylemediler bunun üzerine. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Vallahi şöyle, yani Türkiye'de ciddi bir otorite boşluğu söz konusu. Bir bakıma ne derler, yani işte atı alanın Üsküdar'ı geçtiği, herkesin bildiğini okuduğu, köşe dönücülerin ortalıkta cirit attığı bir düzenin hakim olduğu ülke görünümünde dışarıdan da baksanız, içeriden de baksanız, herkesin gözüne baka baka kimi kimseler çıkıyor, milletten kuruş kuruş alın terinin ürünü olarak toplanan vergilerin meydana getirdiği bütçeyi trilyonlarla ifade edilen rakamlarla dolandırabiliyorlar ve bu adamlara pek bir şey yapılmıyor. Yapılsa yapılsa sıradan 3 kuruşu çalanla 3 trilyonu çalan arasında fazla bir fark da gözetilmiyor. Onun için herkes eğer hırsızlık yapmayı düşünüyorsa 3 kuruşun hırsızlığını neden yapsın? 3 trilyonu yapsın ki işine yarasın derdine düşerse, bir ülke insanı bu hale getirilirse, herkes kısa yoldan alın teri dökmeden şuna veya buna, şu yetkili veya bu etkiliye yakın olmakla ancak bir yerlere varabileceğini düşünürse, böylesi bir ülkede doğru dürüst iş yapmak, dürüst kalmak, dürüst kazanmak, dürüstçe harcamak, adam olmaya yönelmeye kimse gerek duymaz hale gelir. Özendirici olmaktan çıkar adam olmak. Adam olmak parası olmakla eş anlamlı anlaşılırsa, o zaman parası olanın adam olmak için artı başka şey yapmaya ihtiyaç duymayacağı ifade edilmiş olur. Bu şekilde bir anlayışın hakim olduğu, yaygınlaştığı bir ülkede de adamlıktan gittikçe uzaklaşılır. Türkiye bu bakımdan kendine büyük zarar veriyorken, bu varlığı, bu hüviyetiyle kendi dışında ama kendinden çok şeyler uman, çok yardımlar, yakınlıklar, bildiklerini aktarmasını uman, elinden tutmasını uman insanların da umutlarını, umuntularını yok edici bir görüntü veriyor. Bu hiç hoş bir şey değil ve Türkiye insanı için de hoş değil. Çünkü istikbalimiz bizim töhmet altına sokuluyor. Yani Türkiye'li misin? Evet, o zaman güvenilmezsin dedirtecek davranışlar hepimizi ilzam eden, faturası toptan hepimize çıkarılan davranışlardır ki insan olarak bundan şaşırmalıyız. Çünkü sözüne güvenilmeyen, vaadine güvenilmeyen insana insan diyebilmek için başka şey bulabilmek mümkün değil. Demin sohbetimize başlarken siz temel sebeplere indiniz. İkinci Dünya Savaşı'na indiniz. Temel sebep şu olabilir mi? Süper güçlerin güney ülkelerini sömürmelerinden ülke ekonomisi bozulduğu gibi aile düzenleri de bozuluyor ve psikolojik bir olayda. Tabii temelde insan doğuşta insan olarak doğabilir. Evet. İnanmak da lazım. Temelde o. Aile sevgisi görmeyen, anne sevgisi görmeyen, tabii ekonomik düzeni bozuksa o ailenin de, çocuklarına pek sağlıklı şeyler aşılayamazlar, sevgi veremezler. Evet. Daha sonra ruh sağlığı bozuk birçok insanlar çıkabilir görüşündeyim. Ve kariyerist olurlar. Sadece kendilerini göstermek ya da paylaşma duyguları olmaz o insanda. Bildiğiniz üzere
İnsanda çocuk yaşta paylaşma duyguları başlar, sonra gelişir ve paylaşır insan. Şimdi son zamanlarda ülkemizde maalesef paylaşma duyguları yok ve biraz önce de belirttiğiniz gibi herkes kendi çıkarları peşinde oldu. Bunun temel sebepleri tabii süper güçler olabilir. Hem yalnız başına süper güçlere bağlamak mümkün değil. Yani bir mıknatıs nasıl iki kutuptan teşekkül ediyorsa, artı kutup, eksi kutup gibi, bu konuyu da bir mıknatısa benzetirsek, eksi kutbunu süper güç denilen güçlerle ifade etmek mümkün. Ama asıl diğer pozitif kutbunu, yani artı kutbunu da Müslümanız diyen bu ülke insanlarının İslam'ı yanlış algılaması, asırlar boyu yanlış uygulaması, birçok temel sapmalara uğratması ve uğraması, giderek de onunla hayatı yaşayamaz hale gelip kendi dünya görüşüne sarsılan itimadı sonucu başka dayanacak güçlü varlıklar, güçlü devletler, o gücü temsil edilen eden ideolojiler araması sonucunu doğurmuş. Bunun sonucu olarak Osmanlı'nın yıkılışından geriye doğru en az 100 sene öncesinden başlanarak gelişmeler izlenmeye çalışılırsa görülüyor ki Osmanlı'nın örneğin ne vezirlerinde, ne paşalarında, ne başka elit tabakasında yönetici halka belirli biçimler verecek, halkı yönetip yönlendirecek kesimlerinde Osmanlı insanının kaderini kendine güvenen temele oturtmuş bir çalışma, bir renk, bir varlık görülmüyor. Osmanlı'nın paşalarını dile getiren bir dizinin Türkiye'de televizyonda yayınlandığını belki duydunuz veya gördünüz kaç yıl önce. İttihat Terakki adını taşıyan dizi o devirler Osmanlısını anlatmaya çalışıyor. O Osmanlı'nın elit tabakası denilen yönetici, asker, sivil, bürokrat, teknokrat yöneticilerine, onların fikri, siyasi ve ruhsal yapılarına değiniyordu. Anlatılan tipler, ki biz de tarihi gerçekler olarak biliyoruz, gerçekten Osmanlı'nın paşalarının yarısı Almancı olmuş, Alman menfaatlerinin koruyucu ve kollayıcılığının paşalığını yaparken yarısı da İngilizlerin paşalığını yapıyordu. Yani ortalıkta inanınız hiç Osmanlı'ya paşalık yapan asker yoktu. Evet. Şimdi çöküşün bu sebebi tabii de. Yani bu şekilde bir millet, bir toplum kendine güvenini yitirir, kendinden bu denli uzaklaşırsa onda meydana gelen boşluğu başka şeylerin doldurması kaçınılmaz hale gelir. Yani biz Müslümanlar gerçekten Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor olsak hayatımızda karşılaştığımız güçlükleri Kur'an'a bakarak çözümlemeyi meslek edinsek, hiç terk etmesek, her gün elimizde kullandığımız için pırıl pırıl parlayan bir alet gibi bulundursaydık, hiçbir zaman Batı'nın ne laikliğine ihtiyaç duyanlarımız çıkardı, ne demokrasisine, ne kapitalizmine, ne sosyalizmine, hiçbir şeyinden etkilenmez idik asırlarca olduğu gibi. Önemli olan şey insanın kendine güvenidir. Bu güveni yitirmeye, şahsiyetinizden uzaklaşmaya, bir diğer ve biraz da ağır bir tabirle şahsiyetsizleşmeye başladığınız andan itibaren kişi ya da toplum olarak artık siz mikrop üreten bir varlık gibi oluyorsunuz toplum veya her türlü şey, koku, her türlü mikrop artık ürüyor. Çünkü üreyebilmek için gereken zemin, gereken ortam hazırlanmış demektir. Evet. Bundan dolayı yalnız sarsılan, bozulan aile yapısı olmuyor. Toplum yapısı da bozuluyor. Kişilerin ruhi dengeleri, ruhi sağlıkları da bozuluyor. Kişilerin birbirlerine güvenleri de bozuluyor. Kişilerin ticari ahlakları da bozuluyor. Kişilerin davranışları da bozuluyor. Kişiler bu denli bozulmuş, kişiler çevreyi de bozuyorlar. Dolayısıyla bozulmuş insanın yaşadığı dünyada düzgün bir şeyin kalması mümkün olmuyor. Evet hocam, ben sorumu şunun için sormuştum. İnsan kendi inançlarına göre hareket etmiş olsalar toplum olarak belki çok sağlıklı bir toplum olacak ama yine de bunu ben ekonomik yönden güçlü olan Kuzey Avrupalılar ve Amerika'nın ya da Hristiyanların buna müsaade edeceklerini
zannetmiyorum. Şu andaki dünyamızda, şu andaki zamanımızda tamamen her şey güce dayalı, paraya dayalı ve paralı bir sömürge olur, var. Bunun ötesinde de insanlar ekonomileri bozulduğu için başka ülkelere bağımlı yaşıyor ve tabii ki onları yaşamak zorunda kalıyorlar. Hem gazetecisiniz, yöneticisiniz, hem televizyon yayınına başlayacaksınız yakında. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet. Öyle televizyonlarla ülkemize yaptıkları propagandalar ya da daha önceden çekilen filmler. Ama ben onu tekrar sonra söylemek istiyorum. Kur'an'daki İslam dediniz. Önce evet. Kur'an'daki İslam'ı açıklayalım. Teşekkür ederim. Konumuzun gerçekten zorluklarımızın, sıkıntılarımızın ve bu sıkıntıların çözümünün temelinde yatan şeyin hakikaten Kur'an'daki İslam'ı bilmemek ve o İslam'dan bu bilgisizliğin sonucu uzak kalmak olduğunu rahat söyleyebiliriz. Söylemeliyiz de zira bundan başka söylenecek söz olmadığı için söylemeliyiz. Kur'an'daki İslam'ın ne anlama geldiğine geçmeden önce kısaca İslam'ın lügat anlamı ve kavram anlamı, kavram kargaşalığını önlemek için kavram anlamı üzerinde kısaca durmakta, kısa tanımlar getirmekte yarar görüyorum. İslam Arapça bir kelimedir ve lügatlar da bir insanın kendi nefsi başta olmak üzere herhangi bir şeye teslim olması, teslim olduğuna itaat etmesi, bundan da razı olması, memnun ve mutmain olması anlamına geliyor. Din olarak İslam ise el-İslam ya da din olarak İslam, Allah'ın gönderdiği vahye teslim olmaya denir. Asla başka bir şeye İslam denmez din manasında. Müslümanım diyenlerin ilki olan peygamberler, kendilerine gelen vahye ilk teslim olan insanlardır. Bu sebeple Allah onlara Kur'an'da diyor ki, buyuruyor ki, deyin ki ben ilk Müslümanım. Yani ilk teslim olan benim. Neye? Bana gönderilen vahye, o vahyin içeriğine, mahiyetine, onun Allah'tan geldiğine ilk teslim olan, inanan, kabul eden, içine sindiren benim. Böyle deyin diyor. Ve diğer insanları bu peygamberler kendilerine gelen vahye çağırırlarken benim teslim olduğuma sizleri teslim olmaya çağırıyorum. Yoksa bana çağırmıyorum, kendime çağırmıyorum diyor. Zira peygamber de Allah'a teslim olmuştu. Çağırdığı insanların da Allah'a teslim olmasını istemektedir. Zira Allah böyle istemektedir. Bu bakımdan Kur'an'daki İslam denildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müekket sünnet edindiği, yani hiç ihmal etmeden yapıp durduğu şey olan İslam'dan bahsediyoruz. Peygamberin en kapsamlı ve hiç unutmadan, ihmal etmeden yapa geldiği şey Kur'an'ı ahlak edinmekti. Kur'an'ı ahlak edinmek demek hulk, huy, düşünce ve tavırlar bütünü anlamına gelen hulk, yani onun çoğulu olan ahlak, şu demektir ki Kur'an'da kulu nasıl düşünsün, kendini nasıl kabul etsin, kainatı nasıl görsün, onun gerçeğiyle ilgili hangi bilgileri sahiplensin, doğrular olarak neleri kabul etsin, eğriler olarak neleri kabul etsin, bütün bunların açıklandığı kitabın adına biz Kur'an diyoruz. Peygamber'e gelen vahiylerin hiçbirinin dışında kalmadığı ve hepsinin içine alındığı kitabın adına yine Kur'an, Kur'an adını veriyor başka isimlerde kullandığı gibi. İşte orada bahsedildiği gibi Allah'a inanmak, Kur'an'da anlatıldığı gibi Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmadan, yani onun vasıflarını veya zatını bir diğer varlıkta görmeden Allah'a inanmak ancak Allah'ı razı eden bir inanış biçimidir. Onun haram diye bildirdiği, dini tabirle münker diye adlandırdığı şeylerden uzak durmak, emrettiği, maruf diye bildirdiği ve farzlar olarak anlaşılması gereken şeylerin hiçbirini ihmal etmeden yerine getirmek insanda İslami bir kişilik
Kur'an İslam'ını bir kişilik haline dönüştürmek manasına gelir. Bugün Müslümanım diyenler dinleri hakkında başkalarının söyledikleriyle doluyorlar. Bunları tahkik de etmiyor, edemiyorlar. Bu sebepten de üst üste ve biri diğerinden çok farklı yanlışları yapıp duruyorlar. Hem de babadan oğula, oğuldan toruna, toplum asırlardan beri böyle sürüp geliyor. Eğer Müslümanlar öldükten sonra diriltileceklerse, eğer Müslümanlar diriltildikten sonra hesaba çekileceklerse, ki buna inanmamak Müslüman olmamak demektir. Bu takdirde neden hesaba çekileceklerini daha ölmeden evvel bilmeli, hayatlarını da ona göre düzenlemeliler. Biz şunu kesinlikle biliyoruz ki Allah'ın kitabı böyle yazdığı için, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den insanlar hesaba çekilecek. Bu kitabın kendisine ulaştığı kişiler o kitabın içinde yapmasını ve kaçınmasını istediği şeylerden, kaçınılması gerekenlerden kaçındıkları için Allah onlardan razı olacak. Yapılması emredilenleri yaptıkları için Allah onlardan razı olacak ve onları altlarından ırmaklar akıtılan Adın cennetlerine koyacağını söylüyor. Ama Allah'ın dediklerini bir tarafa bırakmak, onu anlamayız demek, ondan onu bizim kavramamız, yaşamamız mümkün değil diyerek ihmal etmek, yani sayarak terk etmek diyelim, severek terk etmek, ki terk edildikten sonra sayarak terk etmenizle söverek terk etmeniz arasında bir fark olmadığı hemen görülür. Ondan uzak kaldıktan sonra ister sayarak uzak kalın, ister söverek uzak kalın. Kime kalacaksınız? Şunun, bunun, öbürünün, berikinin doğru mu, eğri mi, batıl mı, hurafe mi, bid'at mı olduğunu bilmediğiniz, bir bakıma hiçbir anlamı olmayan, ciddiyetten uzak, hele hele Kur'an'dan tümüyle uzak şeylerle amel eder, onları din sanırsanız, o dinle de ahirette hesabı göremezsiniz. Bu dünyada da o din insanı aziz etmiyor. Bakın bugün bir milyara bali olan Müslümanın varlığından bahsediyoruz. Ya da Müslümanım diyen 1 milyar insanın bulunduğundan bahsediyoruz. Bu 1 milyar yekün, az bir yekün değil. Dünya nüfusunun 1/6 ya da 1/6. Hele bunlara Allah'ın bağışladığı vaktiyle gösterdikleri performans yüzünden bağışladığı coğrafya, denizlere, her denize bulunan sahilleri, yeraltı ve yerüstü servetlerinin hesabının yapılamaz boyutlarda oluşu dikkat edilirse, insan unsuru, nüfus unsuru, bu unsurun gençliği, dinamik oluşu bizatihi büyük sermayeler iken, Müslümanlara bakıyorsunuz, kimi bölümünde açlığından insanlar bir deri bir kemik kalmış, kimi bölümünde kefere Hristiyanlar, Haçlılar adına biz onları boğazlayacağız diye ortaya çıkmış ve bugün Bosna Hersek'te Müslümanlar tarihin yakın zamanlarda benzerini görmediği biçimde boğazlanmakla, onlar bir bakıma soykırıma uğratılmakla, din kırımına, yani kim ki Müslümanım diyor, bitti, öldürülmelidir anlayışının Avrupa'nın ortasında herkesin gözünün önünde bu kadar alenen bu denli cinayetlerin işlenmesi akıl almayacak bir şey. Neden Müslümanlar böyle? Niye Müslümanlar böyle? Elbette ki nasıl, yani bir insan başının ağrısını geçirmek için ilaç aldığı halde başının ağrısı geçmiyor, artıyorsa bu işte bir iş var. Ya yanlış ilaç alıyor, yani başının ağrısını gideren ilaç almıyor, ya teşhis yanlış, yahut da aldığı ilaç kanına karışmıyor. Örneğin bir gripin düşünün. Gripinin ambalajı içindedir ilacı. Ambalajı hemen eriyicidir. Bir suya filan dokunduğu zaman, mideye yuttuğunuz zaman da hemen erir. İçindeki ilaç kana karışır ve kanınızın içerisinde hararetinizi artıran şeylerle mücadele eder derken ateşinizi düşürür. Ama aynı gripini, yani içi ilaç dolu, ateş düşürücü ilaç dolu şeyi erimeyen bir ambalajda alırsanız, örneğin bir çelik ambalajda bir sürü gripin yutsanız, tabii ki ateşiniz düşmez, zira içindeki ilaç kanınıza karışmaz. Öbür yandan belki erimeyen ambalajı gönderdiğiniz mideniz ayrıca hastalanır, ayrıca ateşinizi de artırıcı etki yapar. Biz anlayasınız diye anladığınız dilden gönderilen Kur'an'ı
okumuyor musunuz? O size yetmez mi? Buyuran Allah'ın gönderdiği kitabı anlamadığımız dilden yazılmışını okuya okuya asırları geride bırakmışız. Evet. Ana dilimizden yani tercümesini, Türkçe bilen Türkçesini, Boşnakça bilen Boşnakçasını, Kürtçe bilen Kürtçesini okursa ancak anlar. Anladıkça da Rabbi Allah yani terbiye edicisi olan Allah kendisinden nasıl davranması gerektiğini istiyor, onu yerine getirmesi mümkün olur. Bir insana anlamadığı dilden şunu yapın veya yapmayın deseniz o insanda hiçbir davranış görmezsiniz. Çünkü anlamadığı şey karşısında nasıl davranabilir ki? Nasıl davranmalı ki? Hiçbir tepki göstermez, anlamadığını belirten bir tepki gösterir, bakar durur. İnsan anladığı şeyi zaten veremez. Şimdi hocam, demin siz de belirttiğiniz gibi ülkemizde her şey var, varlık. Tabii. Ya da Müslüman ülkelerde petrol, her şey var. Neler yok? Zengin ülke. Ben yine onu şeye vereceğim. Tamam, temelde inanmak, Allah'a inanmak en doğru olanı. Ama bir de insan psikolojisi var. Demin söylediğim gibi. İnsanlar eğer çağını yaşayamazsa, temelde kişilikleri yoksa ve inancı çok sağlam değilse, ayrıca sevgi almamışsa, çocukluğunu, gençliğini, her çağını yaşamamışsa kariyerist olur. Tek düşüncesi vardır, evet. Tek çizgisi vardır ve başarılı olur. Eğer varlık içinde bir ülke ya da bir toplum evet. yokluk çekiyorsa bunda bir sebep vardır. Elbette. O ülkeyi ya da o iş yeri de aynı, iş yerinde de varlık içinde yokluk yaşıyorsunuz. O iş yerinde de eğer kariyerizm ön plana çıkıyorsa o varlık içinde yokluk yaşamanız Doğru. mümkün. Türkiye'de de bu aynı şekilde, diğer Arap ülkelerinde de. Doğru. Ülkelerin bugün birbirlerine destek vermemelerinin, demin siz de söylediniz, 1 milyar Müslüman evet. insan var dediniz. Tarih boyunca baktığımızda, eskiye döndüğümüzde hep 3 Müslüman kavim birleşmiş, Osmanlı'ya saldırmış. Ya da 2 Müslüman kavim İngilizlerle birleşmiş, diğer Müslüman ülkelere saldırmışlar. Bütün bunların sebebi demek ki o ülkelerdeki yöneticilerin, biraz önce de evet. belirttiniz işte Şah, Rıza Şah. Halkın da yani İslam'dan uzak kalması, İslam'ı yüzeysel olarak algılamasından kaynaklanıyor. Evet. Örneğin eğer insanlar Müslüman olmayı baktığı kişide göreceği entarede, onun yüzündeki sakalda, efendim başındaki sarıkta değil de düşünce ve davranışlarında olduğunu anlasa, öyle olması gerektiğini kavrasa idi, bunu bilseydi Araplar, bir entare giyen, sakal bırakan, namaz da kılan, başını agelle örten ve Arapça'da konuşan Lawrence değil bir tanesi, 1 milyon Lawrence evet. o haltı o halka yediremezdi. Yani kardeşi olanlara arkasından hücum ettiremezdi. Evet. Müslümanlar. Evet. Hala Müslümanım diyenler maalesef aynı kafayı taşıyor. Nasrettin Hoca'nın fıkrası da var işte, o kavuğundan utanmıyor musun? Kavuğun var, niye bilmiyorsun dediğinde bunu diyen adamın kafasına kavuğunu çıkarıp veriyor. Madem hikmet kavukta, hadi bakalım senin kafana koydum, sen söyle bunun soru, bu sorunun cevabını diyor. Bu kadar basit bu iş. Evet. Yani sade ve anlaşılır. Halbuki anlamamakta direniyor insanlar. İlla şalvarlı görecek karşısında ki işte onda ilim olur zannediyor. Bu kadar basitlik olamaz. Evet. Kıyafetle ilmin uzaktan yakından alakası yok. İşte, ilmi ne olursa olsun bir artiste değişik kostümler, değişik elbiseler giydirirsiniz. Adamı kanuni rolüne de çıkarırsınız. Evet. Bilmem Ebu Hanife de rolüne de çıkarabilirsiniz. Evet. Hazreti Muhammed rolüne de çıkarabilirsiniz. Ömer Muhtar rolüne de çıkarabilirsiniz. Efendim Hitler rolüne de çıkarabilirsiniz. Evet. Çünkü elbiseyle ve yüzüne yapacağınız makyajla ve söyleteceğiniz sözlerle o adam şu rolü yaparken bir başka filmde bir başka rolü yapıyor. Bugün seyredip durmuyor muyuz? Evet. Aynı aktörün çok farklı kişilikler sergilemeye çalıştığını. İnsanın düşünce ve davranışlarıdır önemli olan. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de herkes nasıl giyiniyor idiyse, ki Arapların kadın erkek müşterek kıyafeti elimizdeki kaynaklarda ittifakla söyleniyor. Hepsi entare giyiyor. Erkek kadın. Hepsi erkekler sakal bırakıyor. Erkek kadın herkes o açık havada yeryüzünün ekvatora yakın bölgesi yani güneşe yakın şişkin yerleri olduğu için çok sıcak olduğundan güneş geçmesin diye başını bağlıyor.
Bu Müslüman olan peygamberimiz ve diğerleri de böyle yapıyor. Müslümanlıktan haberi olmayan, bilakis haberi olduğu halde ona düşman olanların da görüntüsü, durumu bu. Evet. Nitekim Medine'de bile birisi peygamberimizin aleyhissalatü vesselam içinde oturduğu kalabalığa geliyor, onu arıyormuş. Bakıyor, görünürden kimseyi fark etmediği için içinizde Muhammed kim diye soruyor bir bedevi. Demek ki peygamberimizin dışarıdan bakıldığında ya da yanına gelindiğinde bile mesela bir askerin sivilden fark edilmesini sağlayan şey onun kıyafetidir. Bir polisin sivilden ayrılmasını sağlayan şey onun kıyafetidir. Ama peygamberin peygamber olmayandan ayrılmasını, fark edilmesini sağlayan bir kıyafet farkı yoktur. Yani örneğin herkesin sarığı beyazken o siyah sarık sarmaz kendine has. Herkesin entaresi beyazken ya kimi beyaz, kimi lacivert, kimi bilmem gri ne giyiyor. O da ne bulabildiyse temiz olması, düzgün olması kaydıyla o da onu giyiyor. Böyle dış görünüşün İslam'da birinci derecede asla yeri ve mevkii yok iken fikri seviyesi düşen Müslümanlar kaçınılmaz olarak yüzeysellikle, yüzeydekilere bakarak hüküm vermeye, doğruları yüzeyden anlamaya, kavramaya çalışmışlar. Bunun sonucu da çok köklü, çok esaslı yanlışlara düşmüştür. Evet, ve birçok ayrılıklar olmuş. Tabii ondan dolayı yani bakıyor adam, siz de Müslümansınız, da Müslüman ve sizi kendisi gibi giyinmediğini gördüğü için sen kafirsin diyor veya sen gavura benziyorsun. Ya gavura kıyafetle benzeseydi Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam Mekke'de çok az bir avuç Müslüman, çuvallar dolusu da gavur vardı. Kıyafeti itibariyle onların aynısıydı. Ama hiç böyle düşünmüyordu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bakıyordu, mesele ne? Aklını çalıştırmak, Allah'ı varlığını kabul etmek, kendisine gelen vahyin gereklerine uymak, davranışlarını da onlara uydurmak. İnsanlar için güzel örnek olmak. Komşuluk hukukuna riayet etmek, tartarken asla kimseyi aldatmamak, söz söylerken asla yalan söylememek, herkesin hukukuna riayet etmek, hayvanlara yük yüklerken bile onlara, onların da can taşıdığını düşünerek fazla yük yükleyerek onları üzmemeyi göz önünde bulundurmak. Hayvanın da insana hakkı geçer, ona yapılan muameleden Allah insana sormaz mı? Tabii ki sorar. Herkesin iyiliğini istemek, erkek ise hanımına, hanım ise erkeğine haklarına riayet ederek davranmak, biri diğerini gerektirdiği kadar saymak suretiyle ancak ilişkiler iyi gider. Evet. Aile yuvası toplumun en küçük birimi, vücutta hücreler ne durumdaysa, toplum eğer bir vücut ise, bir bütün ise, o bütünün en küçük birliğine, birimine de hücre, aile diyoruz toplum evet. açısından. Bu hücreler sağlıklı olursa ancak toplum sağlıklı olur. Sizin şuradaki hücreleriniz erimeye, çürümeye başlamışsa orada kangren olur ve giderek Allah esirgesin elinizin kesilmesiyle evet. ancak vücudunuzun diğer kalan kısmını, geri kalan kısmını kurtarabilirsiniz. Ailelerdeki bozulma olmazsa, aile yaşamı sapasağlam esaslara, saygı esası üzerine oturursa o toplumun bozulması, istikbalinin karanlık olması diye bir şey düşünmek mümkün değil. Çok doğru hocam. Son soruya geçmeden önce bir toparlama yapmak istiyorum ben de. Aslında dünya kurulduğundan beri değişen pek bir şey yok. O günlerde gazete yoktu, televizyonlar yoktu, evet. radyolar yoktu. Kimse duymuyordu ama insan egosu, kariyerizmi vardı. Evet. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Çeşitli sebeplerden ama evet. savaşların çoğu da kariyerizmden çıkmıştır. İnsanların kendi bencilliğinden, o evet. ülkeyi yöneten insanlardan. Tabii şimdi temelde ekonomi var günümüz dünyasında. Ülkeler kendilerini güçlü kılabilmek için ellerindeki malzemeleri satabilmek amacıyla biraz da dini sebeplerden, biraz önce siz de söylediniz, Müslümanlığı belki Bosna Hersek'te yok evet. etmek için ya da onları güçsüz kılmak için, Arap ülkelerinde oynanan oyunlar gibi. Evet. Bir de eski silahlarını satmak için, bir maddelik mermilerle adam öldürüyorlar. Evet. Eski silahlarını tüketiyorlar ve daha sonra da o ülkede bozulan yolları ya da fabrikaları yeniden yapmak amacıyla yapılan. İnşa etmeye yine kendileri soyunuyorlar. Kuveyt'te olduğu gibi değil mi? Evet. Dolayısıyla bütün dünyada televizyonlardan seyrettiği yerde sesini çıkaramıyor. Her akşam bütün dünya televizyonları Bosna Hersek'teki o katliamı görüyor.
ve insanlar durduramıyor ama Kuveyt'e Körfez'e yayılan ham petrole bulanmış bir kuşun uçamamasına herkesi acındıran Batı, binlerce, on binlerce insan kışın karın soğuğun altında ırzına geçiliyor, boğazları kesiliyor, kolları bacakları koparılıyor. Her türlü işkence reva görülüyor fakat asla kılları kıpırdamıyor. Hiç o kadar güçleri de yok gibi sanki. Değil mi? Olmaz olur mu yani? Nedir yani. Sırplar kaç kişi yani şurada kaç gemi dolusu adam? Somali olay oldu. Hemen askerler çıkarıldı. Laf yani Somali'ye müdahale bir bakıma İslam ülkelerini işgal provası niteliğinde bir olaydır. Hepsi bu kadar. Bir de Bosna'ya neden müdahale etmiyorsunuz, ses çıkarmıyor? İşte ettik ya, nereye? Somali'ye. Yahu oraya değil, buraya edecektin. Yani ne yapıyorsun sen? Evet. Yok bunlardan bir şey beklemek. Hani derler ya, ölü gözünden yaş, imam evinden aş beklenir mi diye. Evet. Yani gavurdan merhamet beklemek kadar abes bir şey olmadığını tarih daha kaç kere tekrar etmeli? Kaç kere tekerrür etmeli? Bunu izanla düşünmeli ve iş nereye gidiyor? Selameti nerede? İnsanlık nerede? İslam'da mı yoksa küfürde mi? Nasıl yaşıyor, nasıl düşünüyor? Çok iyi bilmeli. Hasmını, dostunu gereği gibi değerlendirmeli. Aksi takdirde hep okkanın altında kalan kendisi olacak. Evet. Perişan olan, izzeti, onuru iki paralık edilen kendisi olacak. Evet. Buna meydan vermemeli. Bosna'da bir avuç insan İslam Cumhuriyeti kursa ne olacaktı? Hemen Avrupa'yı fethe mi çıkacaktı Mehter Müziğinin eşliğinde? Bunu yapması mümkün değildi. Ayrıca orada yaşayan insanların da zaten bu denli bir bilinci falan yoktu. Kuru kuru batılılara benzeyen bir yaşamın sahibi olmalarına rağmen mini etekli, başı açık, kimi namaz kılmaz, kimi bilmem ne haramı helali bilmeyenleri ki birçok yerde böylesi insanla dolu. Bu kadar bir varlığa dahi tahammül edemeyip onların Avrupa'nın göbeğinde bir İslam Cumhuriyeti olacağı sözü Ali İzzet Begoviç için batının kafasının kapağını attırmış, civatalarını koparmıştır. Evet. Buna dahi tahammülleri yok. Kuduruyorlar. Yani bu ruh hastaları olur ya, yani bir söz söylersiniz veya bir ıslık çalarsınız, hastadır o. Kudurur yani. Bir ıslığınız onun üzerine asit dökmüş gibi fosur fosur adamı kabartır ya. Evet. Aynen Batı İslam dedim mi böyle hırr başlıyor Doberman gibi. Yani işte yabancı girecek eve filan. Halbuki İslam Batı'ya hiçbir zaman, hiçbir devirde, hiçbir asırda ne Sicilya'da üniversiteler açtığı ve İtalya kanalıyla Avrupa asillerinin o üniversitelerde okuduğu dönemde ne Endülüs'teki varlığıyla asla bir kötülük öğretmedi. Batı'dan ise biz bugüne kadar asla Müslümanlar olarak bir iyiliği tanımadık. Evet. Bir iyilik tanıtmadı. Çünkü yüceltilmesi gereken, yaşatılması gereken hiçbir değerin sahibi olamadı Batı ki başkalarına onu verebilsin. Evet. Ancak kurtluğu öğretti, düşeni yemeyi öğretti. Giderek kudurmuşluğu hayat tarzı haline getirmeyi öğretti. İnsanlık lafını ediyor. Ne insan? İnsan kim? Robotizm kendileri insan, diyorlar. Sen insan değilsin. O zaman senin hakkın yok. İnsan onlar olduğu için onların hakkı var. Hikaye, masal yani bakan basit bir insan bile bunu görür. Bunları görmek için dahi olmaya, süper kültürlü olmaya filan gerek yok. Neresinden baksanız ayıyı tanımak nasıl mümkünse, kurdu tanımak nasıl mümkün? Çünkü hiçbir yeri insana benzemez. Evet. Batıya baktığınız zaman neresine baksanız çakal, sırtlan böyle insanları, kadını, erkeği, yaşlısı, genci demeden, aç mı, tok mu, kendine yeter mi bir lokma mı, değil mi demeden herkesin lokmasını elinden almak. Eğer birisine bir şey yediriyorsa yarın onu çalıştırıp onun kazandığını da kendisi yiyecektir. Evet. Onun için birine bir şeyler yediriyordur Batı. Başka türlüsünü düşünmek mümkün değil. İşte onun için biz önce kendimizle barışık olmalıyız. Elbet. Şurada Berlin'de 140 bin insan yaşıyor, Türk insanı yaşıyor. Burada da birçok dernekler var. Bu insanların artık bir yerde kendileriyle barışık yaşayıp artık böyle ayrılıkçı dernekler değil de herhalde bir çatı altına toplanmaları gerekiyor. Türkiye'deki siyasetçilerimizin de birbirleriyle kavgaları da değil, birbirleriyle kavga ettiklerinde dışarıya açılamıyorlar. Çünkü biraz önce sohbetimize başlarken siz de söylediniz. Bir an önce kendilerine gelmeleri gerekmekte. Bu arada siz İktibas dergisi kuruyorsunuz ve editörsünüz. Şimdi de televizyon yayınına başlayacaksınız. Ben televizyonculuk konusunda bir şey değinmek istiyorum. Bütün konuştuğumuz sohbet içinde, sizin anlattıklarınız içinde basına ve televizyona çok önemli görevler düşmekte. Evet.
bildiğiniz üzere eğer basınımızda Türkiye'de olsun, burada olsun, yeteri kadar bilgili, paylaşma duyguları olan ya da inanan insanlar olsaydı, ben inanıyorum ki insanları böyle arabeske ya da insanları uçuruma sürükleyecek, uçuruma sürükleyecek şeyler olmazdı. Mesela mutlaka Türkiye'mizde önceden TRT'nin yaptığı çok düzenli programlar vardı. Ama rekabet de olmalıydı. Rekabet güzellik getirir, bildiğiniz üzere. Güzel rekabet güzellik tabii getirir. Ama siz de şimdi Türkiye'de yayına başlayacaksınız. Gece yarısından sonra eğer özel kanalları açtığınızda neler seyredildiği, ülkemizdeki insanlarımıza hiç bağdaşmayan şeyler ulaştırdığını görmekteyiz. Bir de bütün belediyeler yayına başlayacak Türkiye'de. Ben çok büyük tehlikeler görüyorum Türkiye'de böyle kalabalık bir yayın kuruluşlarının oluşu. Çünkü ülkemizin genelde insanlarımızın yapısı bildiğiniz üzere genel kültürlerinin bugüne kadar verilmeyişi, onları yeteri kadar yetiştiremeyişimiz o insanları maalesef tek gözlü yaptı. Şimdi belediyelerin zaten ülkelerini duruma getirdiğini, ülkemizin de duruma getirdiğini biliyoruz. Rüşvetlerin döndüğü, kooperatiflerin kurulduğu, bütün denizlerimizin mahvolduğu bir ülkeye döndük. Yakında Akdeniz'de bile denize girilmeyecek. Evet. Şimdi bu insanlar da tamamen kendi kariyerleri, kendi çıkarları için yayıncılık yapacaklar ve ortalık karışacak. Siz nasıl görüyorsunuz? Efendim, son söylediğinizin İlk sözleriyle başlar isek, insanların birinin diğerini sayması ve toplumun vahdetini, birliğini koruması elbette ki öncelikle ne üzerinde birlik halinde bulunduğunu bilmekle, evet, onu açığa çıkarmakla mümkün. Elbette ki birlik güç doğurur. Birleşenler gücünü artırmış olurlar. Zira Allah Kur'an'da açık açık diyor ki, Arapçasıyla ki Türkçesini de söyleyeceğim. Va'tesimu, yani yapışınız sımsıkı. Bihablillahi cemiyan, yani Allah'ın ipine, urganına topluca yapışınız. Ve la teferraku, ayrılmayınız, parçalanmayınız, bölünmeyiniz. Gücünüzü parça parça edip güçsüz hale gelmeyiniz. Yine bu da bir başka ayet Kur'an'da. Bunu mutlaka bilmek ve İslam üzerinde birleşmek zorundayız. Ama Berlin'de, ama Amsterdam'da, ama Türkiye'de, ama Türkistan'da, ama Türkmenistan'da, ama Endonezya'da, ama Tunus'ta, ama Filipinler'de. Hani oradaki de Allah'ın ipine yapışır, buradaki de Allah'ın ipine yapışırsa, Türkiye'deki de, Kırgızistan'daki de, Kafkasya'daki de, Kırım'daki de, Bosna'daki de, Makedonya'daki de yapışırsa, elbette ki aynı şeye yapışmışlığın getirdiği bir sıcaklık, bir birliktelik, bir vahdet bizi mevcut halimize nispetle çok daha güçlü yapacaktır. Televizyonda biz BHA, yani Basın Haber Ajansı'nın kısaltılmış baş harflerinden ibaret olan ismiyle BHA televizyonunda 1 Şubat'tan itibaren Allah kısmet ederse günde 2 saatlik yayına başlayacağız. Akşamları 20.30 ile 22.30 arasında. Bu yayınlarımız başından sonuna kadar şimdilik yalnız Ankara'ya yönelik giderek Türkiye'nin diğer yerlerini, hatta daha da uydu ile irtibat kurmak mümkün olursa veya Türk uydusu TürkSat yapılır, biter ve atılırsa ondan kanal da kiralamak suretiyle bütün dünyaya, en azından Avrupa ile Orta Asya'ya da yayın yapmayı düşünüyoruz. Bu televizyonda halkımızı Kur'an'daki İslam'la, Kur'an'daki Müslümanlık'la tanıştırmak istiyoruz. Halkımızın insan olduğunu onlara hatırlatmak istiyoruz. Halkımızın insan olduğunu onlara hatırlatmak istiyoruz. Komşuluk ilişkilerini, zayıflayan komşuluk ilişkilerini güçlendirmek istiyoruz. Zayıflayan, zayıflatılan, Batı'nın etkisiyle zayıflatılan aile yapısının güçlenmesini, küçük minyon aileden büyük aileye özendirmeyi yayın politikamızda benimsiyoruz ve bu istikamette yayınlar yapacağız. Elbette bir yarış başlarken o yarışa başlayanlar ya da yarışın başlangıç çizgisinde bulunanların sayısı her zaman için yarışın sonundaki ipi göğüsleyenlere nispetine bakarsanız çok fazla olur. Evet.
Bugün Türkiye'de özel televizyonculukla ilgili her aklına esenin yayına başlıyor olması sonunda, ortasında da bu işlerin böyle gideceği manasına asla gelmez. Çünkü birinin diğerinden ne farkı olacak ki öbürüne nispetle kendisinin izlenme şansı yüksek olsun? Hangi farkla ne fark edecek ki, hangi farkı ortaya koyacak ki filan kanalı değil de benim kanalımı seyretsin? Bir sebebi olmalı. İnsanlar eğer örneğin ayakkabı alacak bir sürü ayakkabı satan mağaza varken gelip sizin mağazanızdan alıyorsa, sizin dürüstlüğünüzden, dürüstlüğünüz onu müşteri olarak çekmiştir. Sizin mallarınızın dayanıklılığı onu müşteri olarak ilgisini çekmiştir. Bu bakımdan televizyon kanalları da şu anda birinin diğerinden hiç farkı olmadığı, boyuna kadar rezillik, pislik akıtan kanallar şeklinde maalesef Türkiye'de yayın yapıyor. Ama bunun ila nihayet böyle gideceğini hiç sanmıyorum. Çünkü halk tiksindi. Bal yiyen baldan usanırken sirke içen sirkeden çok daha çabuk usanır. Pislikten insanlar fıtratları gereği çok çok hoşlanmalılar. Belki biraz hırslanırlar bilmem ne filan kısa dönemler için, pislik de onları rahatsız etmez olur ama ila nihayet pislik içinde yaşamak insanın yaratılışıyla zıt, ters düştüğü için bu yayınlar, adını vermeye lüzum yok, bildiğiniz kanallardaki yayınlar halk tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Yarın bizim televizyonumuz yayına başladığı zaman göreceği yayın politikası, izleyeceği yayınlarımız onlara hangi kanalı izlemeleri gerektiğini, aradıklarını, buldukları gereğini gösterecek. Bu itibarla şu andaki anaforun geçeceğini, kaosun sona ereceğini, bunun ila nihayet böyle gitmeyeceğini rahatlıkla söylemek mümkün. Şu andaki hal kimseyi memnun ediyor değil. Zaten el an bir özel radyo televizyon yayıncılığı kanununun da çıkmamış olması şimdi ortalığı ana baba gününe çeviriyor. Yani bilmem kim çalıyor, kim oynuyor. Herkes bildiğini okuyor. Fakat bu kadarı dahi ki çok uzun yıllardır değil. Şurada özel televizyonların yayına başladığından bu yana sanıyorum bir seneyi ancak bulduk. İşte iki sene. Hadi iki olsun. İki senede bile millet doydu. Kaldı ki iki sene için televizyon kurulmaz. Yani sürekli olsun için kurulur. Bu bakımdan bunların hepsi halktan dersini alacak benim kanaatim. Ve halk elindeki düğmesine basıp izlemesi gereken, izlemesini arzu ettiği, kendi ihtiyaçlarına cevap veren, kendi dünyasından bahseden, kendi diliyle konuşan, kendi özlemlerini cevaplandırmaya çalışan kanalları, onu kışalasanız bile o kanalları izlemek gereğini duyacak. Onlar da bu suretle halkın tepkisine maruz kalıp piyasayı terk etmek zorunda kalacaklar benim kanaatim. Sayın Ercüment Özkan, konumuz oldunuz. Teşekkür ederiz.